Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün Newton'un genel çekim kanunu ile başlayacağım. Ve konu sonuna kadar videolar çekerek genel çekim Kepler kanunlarını da vererek bugün bu konuyu bitirmek istiyorum. Şimdi ilk olarak birincisi Newton genel çekim kanunu. Newton'un genel çekim kanunu arkadaşlar. Newton der ki iki kütle merkezleri arasındaki uzaklık r ise birbirlerine bunlar bir çekim kuvveti uygularlar. Uyguladıkları bu kuvvet yani birinci, ikinciyi kendine doğru çeker. F1, 2 kuvvetiyle. İkinci de birinciyi kendine doğru çeker. F2, 1 kuvvetiyle. Uyguladıkları bu kuvvetin değeri arkadaşlar. G çarpı M1 çarpı M2 bölü R kare şeklinde ifade edilir. Yani bunun açıklaması nedir? Bu iki kütlenin birbirlerine uyguladıkları çekim kuvveti arkadaşlar. Bu kuvvet kütlelerin çarpımıyla doğru orantılıdır. Aralarındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak değişir demektedir. Buradaki G olarak verilen sabit gravitasyonel çekim sabitidir. Yani evrensel çekim sabiti diyebiliriz. Değeri arkadaşlar G'nin değeri 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton metre kare bölü kilogram karedir. Arkadaşlar 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton metre kare bölü kilogram karedir. Evrensel çekim sabitidir bu arkadaşlar. Şimdi burada bu kuvvetlerin her ikisi de ayrı ayrı yazılırsa F1-2 yani birincinin ikinciye uyguladığı çekim kuvvetini yazarsak G çarpı M1 birincinin kütlesini önce yazdık. Çarpı M2 bölü R karedir. İkincinin uyguladığı kuvvetin F2 birin değerini yazarsak G çarpı M2 çarpı M1 şeklinde yazdık. Bölü R kare. Burada ilk kuvveti uygulayan kuvveti kütleyi ilk olarak yazarsak birinci de M1 çarpı M2, ikinci de M2 çarpı M1. Bu iki çarpım zaten birbirine eşit olduğuna göre bu iki kuvvet birbirine nedir arkadaşlar? Büyüklük olarak eşittir. Ancak bunların yönleri birbirine zıttır diyebiliriz. Dolayısıyla bu iki kuvvet arasında şöyle bir şey yazabiliriz. F1'in büyüklüğü F2 birim büyüklüğüne eşittir. Ancak bu iki vektör arasında eşitlik yazmak isterseniz birini tersine çevirmeniz lazım. F1 2 eksi F2 1'e eşittir dememiz gerekir. Yani F2 1'i ters çevirdiğimizde şu tarafa doğru çevirmiş oluruz. Bu eksi F2 1'dir. Eksi F2 1 ile F1 2 şu pardon 1 2 buydu. F1 2'dir bu. Birincinin uyguladığı kuvvet sola doğruydu. Bunu tersine çevirsek sağa doğru olur. O zaman işareti de değişir. İşte bu iki kuvvet birbirine nedir? Vektörel olarak da birbirine eşittir diyebiliriz. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım.
Siliyorum arkadaşlar. Diyelim ki örnek 2N kütleli cisim ile N kütleli cisim arasındaki uzaklık R kadar iken çekim kuvvetleri F olmaktadır. Bu iki kütle arasındaki uzaklık arkadaşlar atıyorum 4R'ye çıkarsa yapılırsa yeni durumdaki çekim kuvveti F üssü kaç F'tir diye soralım. Şimdi ilk durumdaki F kuvvetimizi yazarsak eğer bunlar arasındaki çekim kuvvetini yazarsak G çarpı 2M çarpı N bölü R karedir. İkinci durumda aradaki uzaklık kütleler değişmemiş. 4R'ye çıkmış. Bu durumda kuvvet F üssü olmuş. Bunların arasındaki kuvvet F üssü olmuş. İkinci durumdaki F üssü kuvvetini yazarsak eğer G çarpı, yani gravitasyonel çekim sabiti çarpı 2N çarpı N bölü 4R'nin nesi olacak arkadaşlar? Karesi. 4R'nin karesini aldığımızda burada bunu yazalım isterseniz. G çarpı 2M çarpı M bölü 4R'nin karesi dedik. Burası G çarpı G üstü çarpı 2M çarpı M bölü 16R kare yapar. Buraya direkt olarak o değeri yazalım. 16R kare. Buna göre bu iki kuvveti oranladığımızda şu G üstüler, G'ler birbirini götürür. 2M ile 2M birbirini götürür. M ile M birbirini götürür. R kare ile R kare birbirini götürür. Yukarıda sadece 1 kaldı. Aşağıda 1 bölü 16 kaldığını görüyoruz. O zaman F bölü F üstü eşittir 1 bölü 1 bölü 16 olduğunu gördük. 16'yı yukarıya attığımızda F bölü F üstü eşittir 16 sonucunu elde ettik. Bize F üstü kaç F'tir diye soruyor. O zaman F üstünü yalnız bırakmamız lazım. F üstünü yukarı 16'yı aşağı atarsak F üstü eşittir F bölü 16 sonucuna ulaşırız arkadaşlar. Yani testlerde bu tarzda sorular karşımıza çıkıyor. Bir örnek daha yapalım. Diyelim ki N1 kütlemiz N kadar olsun. N2 kütlemiz 4N kadar olsun. R1 ilk aralarındaki uzaklığımız yine R kadar olsun arkadaşlar. Bize desin ki bu durumdaki aralarındaki çekim kuvvetinin değeri F kadar. Sonra N1 kütlesinin 8M'e çıkaralım. M2 yine 4M kalsın. Yarıya indirelim ya da onu da. 2M'e dönüştürelim. R1 uzaklığı, R2 uzaklığı 3R'ye çıksın. Bu durumdaki kuvvet de F2 olsun. F2'nin değeri kaç F'tir? Ya da F2 olsun diyelim. Bu durumda böyleyse F1 bölü F2 oranı kaçtır diye sorsun. Bu sefer F2'nin kaç F olduğunu sormadan direkt olarak F1 bölü F2 oranını bize sorsun. Hemen F1'i yazalım. Hatta bu F1 verilmesine bile gerek yokmuş. F1 eşittir nedir arkadaşlar? Gravitasyonel çekim sabiti çarpı kütlelerin çarpımı N çarpı 4N bölü
aradaki uzaklığın karesi r kare. F2'yi yazalım. F2 eşittir. Yine g çarpı ikinci durumda kütlemiz 8m çarpı ikinci kütlemiz 2m bölü aradaki uzaklık 3r'nin karesi 9r kare yapar. Buna göre bunların oranını soruyor bize. Hemen oranlarsak şurada g'ler birbirini götürdü. M'ler birbirini götürdü. Bu şekilde. R kareler de birbirini götürdü arkadaşlar. Kalanlara bakarsak yukarıda 4 kaldı. Aşağıda 16 bölü 9 kaldı. Bu 9'u yukarı atarsak 4 çarpı 9 bölü 16. 4 ile de 16'yı sadeleştirirsek yukarıda 9 kaldı. Aşağıda 4 kalmış oldu. Oran 9 bölü 4'tür deyip işin içinden çıkarız arkadaşlar. Şimdi bir örnek daha yapmak istiyorum. Bu sefer güncel hayattan bir örnek yapalım. Örneğimiz şu. Dünyamızın kütlesi eşittir. Yaklaşık olarak 6 çarpı, yaklaşık olarak alalım. 6 çarpı 10 üzeri 24 kilogram olsun. Benim kütlem Ceyhun'un kütlesi, Ceyhun Deşat'ın kütlesi 70 kilogram olsun. Şimdi dünyanın yarı çapını bulalım. Dünyanın yarı çapı 6371 kilometre. 6371 kilometre. Yani bunu metreye çevirirsek şöyle yapalım. Yaklaşık olarak alalım. 6.4 diyelim. Çarpı 10 üzeri 6 metredir diyelim. Kilometreyi metreye çevirdik. 10 üzeri 3 ile çarptık. 6.371.000 metre oluyor. Bunu da ondalıklı olarak yazarsak 6 çarpı 10 üzeri 6 metre olarak kısaltmış olalım. Buna göre dünyanın bana uyguladığı ya da benim dünyaya uyguladığım kuvvet kaç Newton'dur diye soralım. Burada gravitasyonel çekim sabitimiz 6,67. Bunu da yaklaşık olarak isterseniz 6,7 çarpı 10 üzeri ne yapalım? 10 üzeri eksi 11 Newton metrekare bölü kilogram kare idi. Bunu da böyle alalım. Şimdi gerçek bir kuvveti hesaplıyoruz. Öyle sembolik falan değil. Gündelik gerçek hayattan bir dünyanın bana uyguladığı ve benim dünyaya uyguladığım kuvvetleri karşılaştırmış oluyoruz. Ben dünyanın yüzeyindeyim. Buradayım. Ve dünyanın merkeziyle benim kütle merkezim arasındaki mesafe yaklaşık olarak R yer kadardır. Dünyanın yarıçapı kadardır. Dünyanın kütlesi M dünya. Benim kütlem de M. Ceyhun Deşat olarak göstermiş oldum. Şimdi bu kuvvetler nasıldır? Ona bakalım nasıl yazılır. Hemen F eşittir. Gravitasyonel çekim sabiti çarpı dünyanın kütlesi M dünya diyelim. Sembolü böyle. Çarpı benim kütlem
bölüm R dünyanın yarıçapı. Aramızdaki uzaklık dünyanın yarıçapı kadardır diyebiliriz arkadaşlar. Bunun karesi. Şimdi verilenleri yerine yazarsak 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton metre kare bölü kilogram kare çarpı, bunu biraz daha sol taraftan yazayım, satırımız sızsın. F eşittir dedik, hemen buradan devam ediyoruz. F eşittir 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton, birimlerini de yazıyorum, metre kare bölü kilogram kare çarpı. Kütlelerimizi yazarsak dünyanın kütlesi 6 çarpı 10 üzeri 24, yaklaşık olarak 6 çarpı 10 üzeri 24 kilogram çarpı benim kütlem 70 kilogram bölü aramızdaki uzaklık, dünya ile aramızdaki uzaklık ne kadar? Dünyanın yarıçapı kadar. Yani 6 virgül, yaklaşık olarak şu değeri aldık. 6,4 çarpı 10 üzeri 6 nedir? Metrenin karesini alacağız. Bunun karesi. Şimdi burada gerekli işlemleri yaparsak eğer, yukarıdaki çarpımı hemen hesap makinesiyle yapalım. Altı virgül altı. Şöyle yapalım. Bilimsel hesap makinesi açalım. Online olarak. Evet, 6 virgül ne dedik? 7 çarpı 10 üzeri 10 üzeri eksi 11. Bu 10 üzerleri en sona bırakalım. Bunları kendimiz de yapabiliriz. Şöyle yapalım. 6,7 çarpı 6,4 4,4'ü yazmamışım. 6,4 çarpı diyelim. Ondan sonra yine çarpı diyelim. 70 diyelim. Bölü. Eşitliği bir bulalım. Önce. Şu yukarıdakilerin çarpımı 3001.6 çıktı. Bir de 10 üzeri ifadelere bakalım. 10 üzeri eksi 11, 24 de topladığımızda 10 üzeri 13 yapıyor. Bölüm aşağıda 6,4'ün karesi. Pardon, yanlış yaptık arkadaşlar. Hemen şunu şey yapalım, düzeltelim. Şu 6,4 yazmıştık. Şurası 6,4 değil. Onu şeyle karıştırdık. Şurayla karıştırdık arkadaşlar. Dünyanın kütlesi yaklaşık 6 çarpı 10 üzeri 24 kilogramdı. Buraya 6 yazarsak tekrar yapalım çarpma işlemimizi. Eşittir diyelim. 2814 çıkıyormuş burası. 2814. Çarpı 10 üzeri 13 yukarısını bulduk. Aşağıdaki 6,4'ün karesini alırsak
eşittir 40 nokta 40 nokta 96 olduğunu bulduk. Çarpı 10 üzeri 6'nın ikinci kuvveti 10 üzeri 12 yapar. 10 üzeri 12 dedik. Şimdi gelelim şu bölme işlemini yapalım. 2814 bölü, burayı yine sıfırlayalım. 2814 bölü diyelim 40.96 40.96 eşittir diyelim arkadaşlar. 68.7 yaptı. Sayıların oranı 68,7 çarpı 10 üzeri 13 yukarıya 10 üzeri eksi 12 yukarı 10 üzeri 12 yukarıya 10 üzeri eksi 12 olarak geçer. 10 üzeri 13 ile 10 üzeri eksi 12'nin çarpımı 10 üzeri 1 yapar. Yani burası 687 Newton sonucunu oluşturur. Peki sonuç olarak Newton kuvvetin birimi Newton'du. Bu çarptığımız sayıların birimleri çarpıldığı zaman tek Newton mu kalır? Ona bakalım. Şimdi şurada metrekare şu birimi metrekare olduğu için bununla bu birbirini atacaktır, götürecektir. Yani paydadaki metrekareyi şuradaki gravitasyonel çekim sabitinin metrekare kısmı götürecektir paydadaki metrekareyi. Dolayısıyla metrekare bunlar birbirini götürdü. Kilogram kareyi de şu kilogramların çarpımı kilogram kare yapar. Bunlar da bunu götürür. Geriye ne kalır arkadaşlar? Sadece Newton kalmış olur. Dolayısıyla bu işlemin sonucu birim olarak da Newton çıkmasını beklerdik. Böyle de çıkmış olur. O zaman bu F kuvveti 687 Newton'muş. Dünyanın bana uyguladığı çekim kuvveti bu kadarmış. Bu aynı zamanda benim ağırlığım olmaktadır arkadaşlar. Benim ağırlığıma eşittir diyebiliriz. Burası uyguladığı, dünyanın bana uyguladığı çekim kuvveti benim ağırlığımdır arkadaşlar. Bunu G eşittir M çarpı G ifadesiyle de bulabilirdik. Bir de öyle bulalım. Bakalım yine 6,87 çıkacak mı? Tabii ki bunu yaparken G'yi 10 alamayız. Yani çekim ivmesini 10 alamayız. Kaç alacağız? G'nin değerine hemen internetten gene bakalım. G'nin değeri diyelim. G'nin değeri dünya için 9,6 ile 9,8 arasında yaklaşık bir değer alır arkadaşlar. Bunu kaç olarak alalım? Yaklaşık olarak 9,6 ile 9,8 arasında 9,7 olarak alalım biz. Diyelim 9,7 alalım. Çünkü ekvatorda küçük 9,6 küsur değerindedir. Kutuplarda 9,8 değerindedir. Biz ekvatorla kutup arasında bir yerde olduğumuza göre yaklaşık olarak 9,7 alalım biz G'nin değerini. Kütlemiz 70'ti. 70 çarpı 70 kilogram çarpı çekim ivmesinin değerini 9,7 çarpı 9,7 metre bölü saniye kare olarak alırsak çarptığımızda 70 çarpı 70 çarpı 9,7 eşittir diyelim arkadaşlar. Sonuç ne çıkıyor? 679 bulduk. 679 Newton olarak bulduk. Buradaki farkın nedeni arkadaşlar şu an bulunduğumuz yarıçap ne kadardır? Hani dünyanın yarıçapı bulunduğumuz noktada ne kadardır? Biz ortalama değerini aldık dünyanın yarıçapının ve onu da yuvarladık burada.
bu yuvarlamalar ve ortalama alınan değerlerden dolayı iyi bir yaklaşıklık da bulduk aslında. Newton kanununa göre 687 Newton bulduk. Eğer yerçekim ivmesini 9.7 alırsak 679 çıktı. 9.6 alırsak ne çıkacak? Bir de ona bakalım. 70 çarpı 9,6 alırsak o zaman da 672 değerini bulmuş oluruz. Yani küçülmüş olur değil mi? 679, 687. Demek ki 9.7'den daha büyük bir değer şu an bizim burada bulunduğumuz noktada çekim ivmesi diyebiliriz arkadaşlar. Bu şekilde bu iki sonuç birbirine boyut olarak çok yakındır. Aralarında sadece 8 Newton'luk bir fark olduğunu gördük. Bu da bizim seçtiğimiz değerlerden kaynaklanıyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şimdilik dünyanın bize uyguladığı çekim kuvvetini böyle hesaplamış olduk. Tabii ki kütlesi farklı olan insanlara göre bu çekim kuvvetinin değeri farklı olacaktır diyebiliriz. Mesela Dünya ile Ay arasındaki çekim kuvvetinin değerini bulabiliriz arkadaşlar. Bir örnekte onu yapalım. Yani gündelik hayattan verilen örnekler daha çok bizi çekiyor. Bir de Dünya ile Ay arasındaki çekim kuvvetini bulalım. O zaman dünyamızın kütlesi, başka bir örnek diyelim buna. Ne kadardır? Az önce gördük. 6 çarpı, yaklaşık olarak 6 çarpı 10 üzeri 24 kilogramdır dedik arkadaşlar. Ay'ın kütlesi, ay diyelim buna. Yani ay ne kadarmış ona da bakalım. Ay'ın kütlesi diyelim hemen. Ay'ın kütlesi 7.3 gibi alabiliriz yaklaşık olarak. 7.3 çarpı 10 üzeri 22 kilogram. 7.3 çarpı 10 üzeri 22 kilogrammış. Ay'ın kütlesi yaklaşık olarak bu. Ay ile Dünya'nın arasındaki uzaklık, kütle merkezleri arasındaki uzaklık 385 bin kilometre olması lazım. Bir daha bakalım internetten. olarak alabiliriz. 384.403 kilometreymiş. Bunu metreye çevirirsek eğer 3,84 çarpı 10 üzeri 8 metredir diyebiliriz. 3,84 çarpı 10 üzeri 8 metre arkadaşlar. Gravitasyonel çekim sabitimizin değeri de belli. Gravitasyonel çekim sabiti 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11. Biz bunu yaklaşık olarak 6,7 olarak alabiliriz arkadaşlar. Newton metrekare bölü kilogram karedir dedik. Şimdi burada verilenleri yerine yazarsak Dünya ile Ay'ın birbirine uyguladıkları çekim kuvvetinin değerini buluruz. F eşittir arkadaşlar. G çarpı M Dünya çarpı M Ay bölü R Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın karesi, kütle merkezleri arasındaki uzaklığın karesi 6,7 çarpı 10 üzeri eksi 11 dedik çarpı Dünya'nın kütlesi 6 çarpı 10 üzeri 24 kilogram çarpı Ay'ın kütlesi 7,3 çarpı 10 üzeri 22 bölüm
aralarındaki uzaklık 3,84 çarpı 10 üzeri 8'in karesi. Şimdi bu işlemleri yaparsak önce katsayıları çarpalım. Ne dedik? 6,7 çarpı diyelim. 6 çarpı 7,3. Eşitliği hemen bulalım. 293,46. Bakın size. 293,46 çarpı 10 üzeri 11, 24 daha 10 üzeri artı 35 bölüm 3,84'ün karesi ...14.7 diyelim. Yaklaşık olarak 14,7 çarpı 10 üzeri 8'in karesi 10 üzeri 16 yapar. Şimdi son aşamaya geldik. F'in değerini artık buraya yazalım. 293'ü 10'da yaklaşık olarak 293,5 yapalım. 293,5'i 14,7'ye bölelim. 19,96. Bunu da yaklaşık olarak 19,96 diyelim. Bu aslında 20 olarak alınabilir. Normal yaklaşık olarak 20 alalım. Üstlerin çarpımına baktığımızda 20 çarpı 10 üzeri 35, 10 üzeri 16'yı çıkardığımızda 10 üzeri 19 sonucuna ulaşırız. Yani bu da 2 çarpı 10 üzeri 20 Newton'dur. Dünyanın Ay'a uyguladığı veya Ay'ın Dünya'ya uyguladığı çekim kuvvetinin değeri 2 çarpı 10 üzeri yaklaşık olarak 2 çarpı 10 üzeri 20 Newton'dur arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Ödev olarak siz de Güneş ile Dünya arasındaki çekim kuvvetini hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Burada genel çekim yasası ile ilgili dersimizi sonlandırıyoruz. İyi çalışmalar.